Sıcak haberden mutlu günler sevgili izleyenler. Programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi memleket hali köşemize göz atıyoruz. Sayın seyirciler, son günlerde artan sıcaklıklar beraberinde soğutucu ve klima kullanımını da artırdı. Bu bağlamda ülkemiz yine elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Hatta bazı illerde kısa süreli kesintilere de gidildi. Bu aşırı kullanımın faturalara da yansıyabileceği belirtiliyor. Biz de bugün memleket hali köşemizde ülkemizin enerji konusunu ele alacağız. Telefon hattımızda Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Ulusaler bulunuyor. Sayın Ulusaler, öncelikle iyi günler diliyoruz efendim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Sayın Aslan. Efendim, artan enerji tüketimi beraberinde elektrik kesintileri ve elektrikte bir zam haberini de gündeme taşıdı. Türkiye enerji noktasında ciddi bir kriz içinde mi? Neler oluyor? Sizin gözünüzde değerlendirmek istiyoruz olayı. Evet, Türkiye gerçek anlamda bir enerji krizine doğru adım adım yaklaştığı söylenebilir. Çünkü arz güvenliği sorununu, daha doğrusu arz güvenliği problemini uzun zamandır hem biz hem de sektörün değişik kanallarındaki tüm aktörler dile getiriyorlardı zaten. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde klimaların hem güneyde hem de batıda klimaların yoğun olarak devreye girmesi, elbette ki bu pik saatlerde kullanılan elektriği işleyecektir. Daha doğrusu sorun olarak önümüze getirecektir. Türkiye'nin pik yükü 27 bin megawatt civarındadır. Dolayısıyla bunun üzerine çıktığında arızalar ve elektrik kesintileri de gündeme gelmesi söz konusudur. Evet, Sayın Ulusalar efendim, peki bu noktada acil olarak bu sıkıntının giderilmesi adına sizce ne gibi önlemler alınması gerekir? Vatandaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Siz konuya da girerken aşırı kullanım dediniz ama aslında gerektiği kadar kullanım söz konusu. Çünkü bu sıcaklarda vatandaş, daha doğrusu da turizme yönelik olan Ege gibi, Akdeniz gibi yerlerde ister istemez bu kullanılmak zorundadır. Yani bu bir lüks değildir, gerekliliktir aslında. Dolayısıyla bu gerekliliğin hesap edilmesi, buna göre de yatırımların yapılması lazım. Ama içine girdiğimiz süreçte yatırımların yapılmaması, 46-28 sayılı yasayla bunun tamamen kamunun dışına çıkartılması bu sorunu gündeme getirdi. Tabii bir taraftan termik santrallerin rehabilite edilememiş olması, son özellikle batıda küresel ısınma diyelim, adına başka bir şey de desek, kuraklığın söz konusu ve su rejiminin aşağı çekilmesi, yani suyun az gelmesi, bunlar hep etkili olan konular, etmenler. Bunların sonucunda da bir sıkıntı söz konusu olacak. Vatandaş ne yapabilir? Ya sıcağa tahammül edecek, ya ayağını suya sokacak. Yani yapılacak şeyler çok paletif şeyler. Sonuçta asıl önlemi alması gereken kamunun kendisi olmalıdır. Kamu acil önlem alması lazımdır. Vatandaşın burada alacağı çok fazla bir önlem olacağını sanmıyorum. Sadece şu yapılabilir. Akşam pik saatlerde hem klimayı çalıştırırken aynı zamanda da fırını çalıştırmayabilir. Fırın yerine ocağını kullanabilir gibi böyle daha basit bir takım önlemler önerebiliriz ama bu normal standart hayatından özveri demektir aslında. Normal standart hayatından özveri de bulunursa bir takım kolaylıklar sağlanabilir vatandaş açısından ama asıl yapılması gereken, önlem alması gereken kamudur. Evet, Sayın Ulusalar, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Sıcak Haber'de bugün stüdyo konuğumuz TOB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Mithat Çelikpala. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz efendim. İyi yayınlar. Evet, Türkiye'nin şu anda Türkiye seçim sürecinde ama tabii gündemde önemli konular da var. Dış politikada da önemli gelişmeler oluyor. Pazartesi günü Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin 15. zirvesi düzenlendi. Evet, zirvenin önemi neydi? Öncelikle buradan başlayalım.